Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte zamlardan şahlanan, işte önünü alamadığımız fiyatlarla kopup giden iPhone serilerinin XS modeli hala alınır mı, ona bakacağız. Cihazı bana yollayan İzmir İletişim'e buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsun, yıllardır hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Şimdi isterseniz gelelim 2018 yılında çıkan bu cihazın 2022 yılında neden incelemesini yapıyoruz. Hem bir o konuya değinelim, hem de bu cihaz bu fiyat bareminde alınır mı alınmaz mı onun detaylarına bakalım. Bu iPhone 10S 2018 yılında çıkmıştı, söylemiş olduğum gibi. Şu anda üzerinden 4 sene geçmiş olmasına, yaklaşık 4-4,5 sene geçmiş olmasına rağmen piyasadan 7 ile 10 arasında fiyatları bulunabiliyor. Düşük bir fiyat mı? Hayır, değil. Benim burada ilgimi çeken mesele şuydu. Şimdi 7-10K baremine iPhone 10S mi alayım? Yoksa hani gidip işte Samsung veya diğer markaların giriş orta seviyesi cihazlarına mı yöneleyim gibi bir soru üzerine bu cihazı edindim. Sizlere anlatayım dedim. Velhasıl kelam böyle ikonik bir tasarım olsun diye de iPhone 10S'i tercih ettim. Ben ki fiyatı da birazcık daha diğerlerine göre mantıklı. Tabii şu an hani herhangi bir şeyin fiyatı mantıklı değil de hani diğer mantıksız fiyatlar arasında bunun fiyatı da yine mantıksız. Öyle diyeyim ama dengesi daha iyi yani. Şimdi değerli arkadaşlar, kendi ikinci el bir cihaz ve pil sağlığı %89'da. Zaten siz de piyasadan sıfır iPhone 10S bulamayacağınız için muhtemelen bulabileceğiniz cihazların pil sağlıkları da bu baremlerde olacak. İlk olarak cihaza bir oyun testi yapacağım. Yaklaşık 15 dakikalık PUBG maceramız bu sırada başlasın. Ne kadar ısınacak, şarjı ne kadar gidecek 15 dakikalık sürede, en azından benim elimdeki ikinci el cihazın ne kadar yıprandığını oyun bazında işte ısınmasıdır, şarjın gitmesidir meselelerinden anlayabiliriz diye düşündüm. Tabii şunu da ekleyeyim, cihazın bataryası arkadaşlar yaklaşık 2658 miliamper. Ya bununla ilgili değişik rakamlar gördüm de işte 2650-2700 arası miliamper değerinde bir bataryası var. Ben bu iPhone 10S'i çok uzunca süre kullandım. Benim bu cihazla ilgili hatırladığım en önemli ayrıntı şu, bunu açıkça belirtmem lazım. Şu an 13 Pro kullanıyorum. 13 Pro'ya nazaran bu cihazı çok daha fazla şarja takıyordum. Onu söyleyeyim. Evet, oyun testimize baktık. Şimdi isterseniz gelin kameralara geçelim. Arka kameradan başlayacağım değerli arkadaşlar. Eskinin ikonik ikili kamera tasarımını iPhone 10S'in arkasında görüyoruz. Bu kameralar 12 megapiksel, bir tanesi f1.8 geniş açılı olan, telefoto olan ise f2.4'lük diyafram değerine sahip. Bu cihazın kameraları ile ilgili şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu kameraların çıktığı yıllarda şu arka planı bulanıklaştırma işi acayip trendti. Hala trend de, her cihaz yapamıyordu. Doğal olarak bu cihaz çıktığı yıllarda hani o bokeh efektini uygulayan en başarılı cihazlardan bir tanesiydi. Ki hala günümüzde de 2022 yılında da şuradan baktığım zaman kamera, özellikle arka kameraları bence son derece doyurucu. Yani 2022 yılında gidip de bu telefonu alırsanız hani muadili alabileceğiniz Android cihazlardan daha başarılı bir kamera performansını sizi beklediğini açıkça söyleyebilirim. En azından daha doğal renkler, daha gerçekçi bulanıklaştırma efektleri ve daha kaliteli fotoğraflar edineceksinizdir. Hani bize Apple fanboy diyorsunuz, o bu şu diyorsunuz ama bazı şeyler gerçektir arkadaşlar. Apple'ın zaten tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Nedir bu? 2018 yılında çıkan cihazın bile kameraları günümüz güncel cihaz kameralarının, hatta yüksek segment telefon kameralarının neredeyse standartını yakalamış durumda. Geliyorum arka kameraların video performansı kısmına. Bu cihazın çıktığı yılda arkadaşlar yine şu hareketli video, yani video stabilizasyon olayı çok önemli bir faktördü. Günümüzde onu büyük bir oranda çözdüler ama o yıllarda birazcık önemliydi. Doğal olarak bu cihazın video performansında o geliştirmelerin izlerini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. 1080p videolarınızı 240 kareye kadar çekebiliyorken 4K videolarınızı 60 karede çekebiliyorsunuz. Geliyorum ön kamerasına. Arkadaşlar ön kameramız 7 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Ön kamerada işte arka planı bulanıklaştırma yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Ön kamera arka kamera kadar iç açıcı bir pozisyonda değil. En azından günümüz telefonları, yani bu fiyat segmentini alabileceğiniz yeni telefonlara baremde. Yani çok iyi bir ön kamerası yok. Fakat dediğim gibi hani ön kamerayı ben yanlışlıkla açmazsam, normalde açmam diyen bir insansınız ki ben oyum, gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz ama ön kamerayla çok işiniz varsa hani bir tık canınızı sıkabilir ön kamera ama çok kalitesiz, hiç mi kurtarmaz çağdaş durumunda da değil. Şimdi geliyorum artık ekran kısmına. Ekran kısmında şöyle bir ayrıntı var. Eğer şu anda veya daha önceki deneyimlerini
evinizde 120 Hz'lik bir ekran kullandıysanız bu telefonun ekranı 5.8 inç ve 60 Hz. Yani 120 Hz'den 60 Hz'e geçiş yaparsanız o 60 Hz canınızı biraz sıkabilir. PPI değeri yani parlaklık değeri 458. Bu bağlamda da cihaza bir negatif nokta koyuyorum. 458 PPI bazı görüntülerde, bazı ortamlarda izlediğiniz bazı videolarda ekranın birazcık karanlık kalmasına neden oluyor. Artık ufak ufak teknik özellikler kısmına doğru geçiyorum. İşlemcisi A12 Bionic. Şimdi A12 Bionic'te şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz 13 Pro'larda 15'ler kullanılıyor. A15'ler kullanılıyor. Şimdi A12 ile A15 arasında kağıt üstünde yapılan testlerde %50'lik bir fark görünüyor. Fakat bana soracak olursanız hem 13 Pro'yu hem de iPhone XS'i kullanan birisi olarak söylüyorum. Son kullanıcı anlamında performansta çok aman aman hayati bir sıkıntıya düşmüyorsun. Paranızın yani paranız bu baremlerdeyse işlemci yüzünden handikapa düşmeyin. Bunun haricinde hem çentikli tasarımı hem ikonik bir telefon olması hem işte ekran gövde oranı, işte Apple iOS işletim sisteminin yer alması ve arka kameralarının alabileceğiniz diğer cihazlara göre daha doğal, daha güzel fotoğraflar çekiyor olması bana soracak olursanız 2018 yılında çıkmış olmasına rağmen 2022 yılında bu cihazı gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz opsiyonlar haline geliyor. Ama şu ciddi bir sorun. Kendime de bunu soruyorum. Sonuç bölümünde tekrar hatırlatmak istiyorum bunu. Yani cebimde 8000 lira olduğunu varsayıyorum şu anda. Sıfır bir cihaz mı alırdım? iPhone XS mi alırdım? Eğer yıllarca Apple cihaz kullandıysam ki Apple telefonlar kullandım bu zamana kadar benim tercihim açık bir şekilde iPhone XS'ten yana olur. Tabii ki de şu kafa karışıklığı elzemdir. Bazı insanların bu tarz konularda böyle düşünceleri falan filan kafaları çok karışır. İkinci el cihaz alacağıma sıfır alayım diye. O zaman siz de sıfır alın. İçiniz rahat etsin. Ben sadece kafanızı karıştıran bir durum varsa tercih edebilecek bir cihaz olduğunu belirtmek istedim size. Böylece değerli arkadaşlar videomun da artık sonuna gelmiş olduk. Cemal de ortalıkta. Neredesin oğlum? Ha, merhaba güzel oğlum benim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Gel sen de el salla. Gel. Gel kucağıma gel öyle el salla. Soğuk değil gel. Gelmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Smoke rock car, we spend while you dumb. I'm with airline, we on airlines like we on a run. I'm with Tay-Tay, girls run up on me. They done.